Merhabalar, bugünkü aracımız 2022 model Citroen Space Tourer. Aracımızın orijinal ana ütüyü yuvardan ayırdık. Özel bir çerçeve yardımıyla 9 inç yazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bir şekilde ilgili çerçeve aracın hatlarını dolduruyor. Aracın kendi havalandırma mazgallarını içine alıyor bu şekilde. Oluşan fizik görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadan bir Kenbus parçası takıyoruz. Bu parça sayesinde direksiyon kontrol tuşlarını sorunsuz çalıştırıyoruz. Aynı zamanda bu aracın orijinal geri görüş kamerası var. Onu da ilgili kısımda çalıştırıyoruz ve bu araçlardaki en önemli konu ise birçok aracın konfigürasyon ayarı cihaz üzerinden, yani orijinal ana üniteden kontrol ediliyor. Var olan orijinal ana üniteki kontrollerin tamamını bizim taktığımız yeni cihazda da kontrol edebilir durumdayız. Bir örnek yaparsak, lastik basıncı ilgili uyarı sesi geldi ve lastik basıncını yaptı cihaz. Start stop ayarları, kör nokta bilgi sistemi dokunduk. Şu anda arkadaşım videoda gösteremiyor. Kör nokta bilgi sistemi ilgili kısımda gözüküyor. Şu anda kadranın altında. Bunu da aktif etmiş oluyor. Yapılabilecek tüm ayarlarının tamamını sistem üzerinden kontrol edebilmiş oluyoruz. Yine Kenbus'un verdiği avantajla klima bilgileri ekrana taşınabiliyor. Bu şekilde sıcaklık değerlerinin tamamını, ilgili ekranın yapıyı da üzerine taşımış oluyor. Geri görüş kamerası, fabrikasyon kamera çalıştığını söylemiştik. Geri vites aldığımız zaman kameramız devrede, orijinal kamera çalışıyor. Boşede park vitesini aldığımız zaman otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar toparlamak gerekirse aracımız 2022 model Citroen Space Tourer. 9 inç cihazı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Kullandığımız özel Kenbus interface sayesinde araç bilgi sisteminin tamamını cihaz üzerinde çalıştırmış olduk. Direksiyon kumandaları sistemde sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma hem de dahili hafızasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Kablosuz çalışır. Apple'larda CarPlay kablosuz, Android telefonlardaki Android Auto'da yine kablosuz çalışmış oluyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtmada yine ilgili uygulama üzerinden kablosuz çalışmış oluyor. Başka neler kazandırıyor? Orijinal USB portuna takılı flash bellek üzerinden videolar ya da müzikler açabiliriz. Buradan kontroller yapılabiliyor. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon, kazanç ayarları, cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofonu sol direğe çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. Radyo kısmı, radyoda RDS sinyallerini alabilir nitekte radyo istasyon hafızaları var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. Hazır buradayken direksiyon kontrollerini de gösterelim. Ses açmalar, ses kısma, komple ses kısma, şarkı ileri geri ya da kanal atlama tuşları sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalışmış oldu. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerinden çalışan offline navigasyon. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaşımı yapılıp Play Store hesabı oluşturulduktan sonra bu hesap üzerinden kurulmuş Google Maps, Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise günlük hayatta en çok kullandığımız Apple telefonunuz varsa CarPlay üzerinden konum mantığı, Android telefon varsa Android Auto üzerinden yine konum mantığını araçta kullanacak. Burada Apple'ın kendi haritası, Yandex, Google Maps ya da birçok uygulamaya bu şekilde erişim sağlamış olacak. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TSO10 platformu bu işin en stabili. Sebebi ise yılda 4 defa güncelleme alabilen bir algılama güncellemesi, yani bir server üzerinden destek alabiliyor cihaz. İçinde barındırdığı donanım bilgileri Cortex'in A55 ve A75 işlemcilerini kullanıyor. 8 çekirdekli ve 2 GHz hızında. RAM 8 GB, 128 GB da dahil hafızası var ürünümüzün. Aracımız 2022 model Citroen Space Tourer. 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.